görev yeriniz neydi? Olay anında neredeydiniz? Nasıl oldu acaba? Ben aslında evdeydim o gün. Çalışmıyordum. Televizyonlarımız da kapalıydı o gün tesadüf eseri. Haberleri dışarıdan arkadaşlarımdan öğrendikten sonra 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni aradım. Hani yardıma ihtiyaç var mı, geleyim mi, desteğe ihtiyaç var mı diye. Daha sonrasında televizyonu açıp da özel harekatın orada bomba patladığını duyunca ben direkt kıyafetlerimi giyip sırt çantamı alıp evden dışarı çıktım. O sırada zaten müdürlüğümüz de hani gelebilenler gelsinler en yakın yerlere deyince ben direkt teknik destek birimimize gittim. Orada yedek ambulanslarımız bekliyordu çünkü hani içleri boştu o sırada malzeme doldurulması için bekliyorlardı. Direkt malzemelerini doldurduk da çıkın emri verildi. Tamamen gönüllülerden kurulan ekiplerle yedek ambulanslarla çıktık. Gece boyunca zaten emniyetin oraya müdahaleye gittik. Hani girebildiğimiz bütün alanlara girmeye çalıştık. Emniyetten 4 yaralı çıkarttık vatandaşların yardımıyla tamamen. Onların kucaklarında taşındılar çünkü. İlk emniyetin oraya gittim. Oradan yaralıları taşıdıktan sonra hani nereye ihtiyaç var diye her defasında sorduk komuta kontrol merkezine. Genelkurmay'ın oraya gidin dediler. Oraya gittiğimizde çok yakınımızdan tam üstümüzden F-16 geçip direkt meclisi bombalayınca biz mecburen alandan çıkmak zorunda kaldık diğer ekiplerle beraber. Kendimizi yakında bir ekibimizin istasyonumuzun önüne daha doğrusu konuşlandırdık. Orada bekledik bir süre. Külliyenin önüne ekip istendi. Biz de kendi isteğimizle tekrardan oraya gittik. 2 saate yakın biz köprü altında bekledik. Saat 5.30'a doğru komuta kontrol merkezine de o şekilde haber gitmiş. Çatışmalar durdu, tamam ekip alana girebilir, yaralıları alabilir diye. Telsizden anons geçtiler ama söyledim onlara, hani duyuyorum ben çatışma seslerini. Özel harekattan bir araç geldi, bir personel geldi. Beni takip edin, yaralılara götüreceğim sizi dedi. Biz hani o şekilde kendileri direkt araçla gelince biz direkt hiç tereddüt etmeden arkalarına döndük. Onları takip ettik. Önce külliyeye doğru giden yola çıktık, bir ara yola soktu bizi. Sonra baktı oradan dönüş yok, tekrardan geri açık alana çıkarttı. Tam o külliyenin önünün olduğu yere. Oraya çıktık, 3 tane sivil polis vardı, hani sivil giyinimli polis vardı. Onlar dediler ki hani ekip kesinlikle giremez içeriye doğru. Önümüzdeki özel harekatın aracı geri döndü. Biz orada kaldık. Yaklaşık bir buçuk dakika sonra silah sesleri duyduk önce. 3 el silah sesi duyduk. Çıkalım mı demeye kalmadı. Her yer aydınlandı bir anda. Hani ne olduğunu hiçbirimiz anlamadık. Bomba ben, mı atıldı? Tam 2 metre önümüze bomba düştü. Ekip arkadaşım kendini direkt araçtan çıkartmış. Ben onu hiç görmedim. Kafamdaki açık yaradan dolayı hani yüzüm komple kandı. Önümü göremiyordum o sırada. O bizi durduran polis arkadaşlar beni yakamdan çekip yolun kenarına doğru sıkıştırıp kendilerini üzerime siper ettiler. Ben o sırada şok geçiriyordum hani çünkü ekibimi görmediğim için ben öldüklerini düşünüyordum o sırada. Korkma dedi, kurtaracağım hepinizi, buradan çıkaracağım. Sen iyisin dedi. Hani ekibim öldü mü diye sordum ben ona direkt. Ekibim nerede diye sordum. Sen iyisin. Onlar senden daha iyi. Söz veriyorum sana, seni buradan çıkartacağım. Hepinizi buradan çıkartacağım dedi. Kendini önüme geçirdi. Kendini gösterdi. Bana güven dedi. Sadece dediğimi yap. Bir an önce çıkacağız buradan. Sonra bir araç durdurdu. Yanındaki de polismiş. Aracı süren de polismiş ama sivil bir araçtı. Beni onun önüne oturtturup dedi ki sadece kafanı eğ, kafanı kaldırma, ekibini arkandan yollayacağım. Polis memuru hani ben bilmiyorum hastaneleri, nereye götüreceğim seni dedi. Beni en yakındaki Top Hastanesi, Top Üniversitesi Hastanesi'ne götür dedim. Direkt telefonumu elime alıp 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni aradım. Kendimi tanıttım, ekibimi söyledim, ekibimdeki arkadaşlarımın isimlerini söyledim. Çok şükür hepsi iyiler, evlerine taburcu oldular. Ben tamam yaram var ama hayattayım. Ama ekibim ne durumda? Hani ben hastaneye girdim, 15 dakika sonra onlar içeriye girdiler ve ilk yaptıkları şey müdahale ettirmeden kendilerine. Çünkü olayın ben ne olduğunu durdum. Anlayabildiniz mi? Hiçbir şey anlamadım. Yani. Ben Abdülkadir Durmuş, Ankara Umke İl Sorumlusuyum. Olayın olduğu gece normal mesaimizi bitirip icapçı olarak evime gittim. Evim Mamak'ta. Biz icapçı olduğumuz zaman araçlar da bizde kalıyor. Herhangi bir OAD'de durumuna karşı Umke olarak. Saat 10 civarlarıydı galiba. 112'den bir vaka geldi. SAKOM telefonu da bizde duruyor, İl SAKOM'un.
İşte Genelkurmay'da bir silahlı saldırı olduğunu, bir vaka olduğunu şube müdürümüze alıp olay yerine gideceğimi söyledim. Olay yerine Genelkurmay Eskişehir yolu tarafından girdik. Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne geldik. Önüne geldik direkt. Sirenlerimiz o an açık olduğu için Genelkurmay kapısından bize Umke içeri girme tarzında uyarılar yapıldı. Biz olayı anlamadık. Sonra işte siper yattıklarını gördük biz orada polislerin. Ondan sonra dışarıdan Hoşdere Caddesi tarafından sivil arabalar gelmeye başladı. Alana girmeye çalışıyorlardı. Polisler bunu engelliyorlardı. Biz hala olayın farkında değildik. Böyle tamamen sivil arabalar geldi. Polisler durmayınca silah çekip durdurdular bu arabaları. Aramızda bir 10 metre falan vardı o duran arabalarla. Polislerle 7 metre. Diğer polis arkadaşlar yanımızdaydı zaten. O anda camları indirip silah sıkmaya başladılar. Baktık içindekiler üniformalı, işte hücum yelekli, baretli, miğferli askerler. O arada görmedik ama onların en arkadaki arabanın bir tanesi arkadan dolanıp bizim Umke aracının ön tarafından giderken arabalar bizim Umke aracını taradı. Bu bizim yedek aracımız. Bu arka kabinin camları patladı. Sonra bizim arabayı da geçtikten sonra yine taramaya devam etti. Biz siper aldıydık. O anda yaralanmışız zaten. Şarapnel parmağıma girmiş. O sırada yanımızdaki polisler onlara ateş etmeye başladılar. Onlar bizi ateş etmekten vazgeçip kaçtılar gittiler. Sivil araçtaki bir tane araba kaçtı o şekilde. Ortada saat kulesi vardı göbek. Biz oraya yerleştik. Biri karşıda 2-3 metre sonra bizim polis arkadaşlar, asker arkadaşlar konuşuyorlardı. İşte geçin bize izin verin. Geçmemiz lazım. Genelkurmay'a gitmemiz lazım. Bak işte yukarıda helikopter var. Sizi taramaya başlar gibisinden. Sonra baktık Genelkurmay'ın diğer Eskişehir yolu tarafında kaçakta helikopterin ateş ettiğini gördük. Ateş ettiğini görünce biz o kulenin orayı da terk edip çünkü tam kavşağın ortasındayız. Asker, polis, Genelkurmay arasında kaldık. Şube müdürümüzle beraber hızlı bir şekilde karşıya geçtik. Ondan sonra şube müdürümüz Kadir sen yaralısın. Sen git istersen dedi. Aracımız orada kaldı. Oradan sadece ben ayrıldım. Aşağı doğru yürüdüm. 112 ambulans farklı bir yerden gelip beni aldı götürdü hastaneye. 20 dakika sonra da şube müdürümüz aracımızı bir şekilde olay yerinden alıp Ankara Numara Hastanesi'ne getirdi. Artı biz sağlık personeliyiz. Çünkü bizim için her gelen bir insandır. Yaralıdır yani. O insandır. Yani orada asker de yaralansaydı, polis de yaralansaydı, olayı da bilsek de bilmesek de biz amacımız yaralı kurtarmak. ATT Fatih Alıtkan, 112 Acil Kızılay ekibindeyim. Olay yerinde neredeydiniz, nerede görev yaptınız? Bir değerlendirir misiniz bize? Açıkçası olay yerinde istasyonumuz dışında vakadaydık ama bu olaylar cereyan ettikten sonra görev aldım ve yaralılara müdahale ettik. Hem Genelkurmay Başkanlığı'nda hem emniyetin orada. Evet, açıkçası inanılmaz kaos bir ortam vardı. Yani Genelkurmay ve Akköprü civarlarında yaralı çıkarabildim. Tabii üzerimizde çatışmalar oldu, helikopterler ateş etti. Halkı sağduyulu olmaya çağırıyorum. Sağlık personellerine gerçekten yardımcı olmaları gerekiyor.